Bir insanın kalbine iman gelince o kalp etkilenmesi lazım. Huşu dediğimiz, kalpteki huşu dediğimiz olay budur kıymetli dostlar. Etkilenmek demek. Şartelleri indirdiniz, abdestinizi aldınız, buraya geldiniz. Sizin gibi arkadaşlarınızın içerisinde sizden belki çok daha rahat olan bir takım arkadaşlarınız, siz buraya gelirken lokantaya yemek yemeye gitmişlerdir. Veya efendim kahveye kumar oynamaya gitmişlerdir. Camiye gelme ihtiyacı duymamışlardır. Aynı iş yerinde çalıştığımız birisi buraya gelir, birisi yemeğe gidiyorsa veya birisi kahveye gidiyorsa, onu kahveye götüren nedir, öbür adamı camiye getiren nedir? İşte o kalpteki huşu dediğimiz, Allah'ın emir ve yasakları karşısında etkilenmek veya etkilenmemek. Bir insan yakan bir yere tuttuğu zaman sıcaklığını anlamıyorsa, bu ne demektir? Sinir sistemi bozuldu demek. Şimdi yakan bir demire ben elimle tuttuğumda o sıcaklığı anlamamış olsam, elim yanar mı yanmaz mı? Yanar. Benim onu hissetmemem elimin yanmamasına sebep olmaz ki. Yanar elim. Dolayısıyla Allah'ın emir ve yasakları karşısında ben etkilenme hissimi kaybettiysem, Allah'ın kesin talimatı var, cuma emri vardır. 5 vakit namaz emri vardır, oruç emri var, zekat emri var. Bu emir karşısında ben duygumu kaybettim, hassasiyetimi kaybettim, sinir sistemim bozuldu. Anlamıyorum, idrak etmiyorum bu işin ciddiyetini. Ha varmış, ha yokmuş diyorum. Ben öyle desem de demesem de ben sadece kendime zarar etmiş olurum. Bu emrin sahibi bir gün kulağımdan tutar, gel bakalım hesabını ver der mi demez mi? Der. Bir mani var mı? Asla bir mani yok.